seyirciler, Vizyoner Bakış programının bu köşesinde Avrupa Birliği'ne ilerleme yolunda ülkemize meydana gelen kültür sanat alanındaki gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi ekranlarınıza sanatçı Gündüz Gönül'ü ile gerçekleştirmiş olduğunuz röportajı getiriyoruz. Evet sevgili seyirciler, şimdi sanatçı Gündüz Bey ile birlikteyiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Efendim bugünkü serginin konsepti hakkında bize genel bir bilgi verir misiniz lütfen? Tabii ki. Benim çalışmalarım seriler halinde. Bu serileri meydana getiren heceler var. Örneğin tek bir heceden yola çıkıp, her hecelerin her değişik anlamları da var tabii hecelerin. Her anlamına bir sayfa ayırarak ve o heceden ve o anlamda türemiş kelimeleri o sayfada topluyorum resimle birlikte. Resim ve hece anlamları birlikte yürüyorlar ve bir portfolyo oluşturuyorlar. 8'lik veya 12'lik, daha az veya daha çok olabilir. Mesela burada Uğur hecesi, Uğur'dan türemiş kelimeler ve örtü, sadece Türkçe'de değil birçok yabancı, benim aslında inandığım şu, heceler eskiden tek bir dil vardı ve bütün diller bu dilden türedi. Heceler her dilde aşağı yukarı aynı anlama gelebilir. Biraz aksan olarak değişmiş olarak, çok az da anlam olarak değişmiş olarak. Onun için yabancı kelimeleri de aynı sayfada toplayabiliyorum, beraber kullanabiliyorum. Ve çok renkli çalışmalarınız var. Bu da insanlara evet, pozitif enerji veriyor sanıyorum. Evet, teşekkür ederim. Tekniğim de aslında buna katkısı oluyor. Kullandığım teknik, kolajın bir başka şekli, dekupaj deniyor. Sayfada bir pencere açarak, başka arka taraftan bir parça yapıştırarak resim üretiliyor ve büyütülüyor. Buna dekupaj diyorlar. Kolaj doğrudan doğruya yüzeye yapıştırılan bir teknik. Bunlar kağıt üzerinde. Bunlar da Türkiye'ye döndükten sonra ilk yaptığım yağlı boyalar. Tabii ben baskı sanatlarında da epey vaktimi harcadım, uğraştım yani. Renkli baskı teknikleri. Bu parçalar kendi baskılarımdan alınmış parçalardı. Türkiye'ye dönünce yağlı boyaya geçtim ve bunlar yaptığım ilk yağlı boyalar Türkiye'de. 3 yıl oldu döneli Türkiye'ye. Amerika'daydım daha önce. Evet. Efendim özellikle genç arkadaşlarımıza da mesajlar verecek olursak, siz sanatın çeşitli kolları ile ilgilendiniz. Genç arkadaşlarımız da kendi potansiyellerini geliştirmeleri için farklı sanat dallarından esinlenip ve kendilerine en uygun alanı seçmeleri açısından değişik çalışmalara yönelmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bildiğim kadarıyla aynı zamanda Işık Üniversitesi'nde, evet, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde dersler veriyorsunuz. Yeni nesli nasıl değerlendiriyorsunuz, yeni nesli sanatçı adaylarını? Evet, bence eski nesil, yeni nesil pek fark görmüyorum. Her dönemde çok kabiliyetli öğrenciler vardı. Fakat gençlere tavsiye edeceğim şu, hele şu sırada İstanbul'da çok önemli sergiler var. Bunların hepsini gidip görmeleri, dikkatle incelemeleri, bu önemli sergiler onlara çok şey öğretecektir. Onlara yeni heyecanlar verip yeni çalışmalar yapmalarını veya çalışma alanlarını genişletmelerini sağlayacaktır. Gezmelerini ve görmelerini tavsiye ediyorum. Evet, siz yurt dışında da uzun yıllar kaldınız, evet, ve sanatı orada da aktif olarak takip ettiniz. Türkiye'de de artık kültür sanat bir boyut değiştirme noktasına geldi. Bizim ülkemizde de önemi ve diğer alanlara katkısı bilimsel olarak bile kanıtlandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz ülkemizde ve özellikle 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilen İstanbul'daki faaliyetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Olağanüstü diyebilirim baştan. Ben çok uzun süre yurt dışında kaldığım için böyle bir şey beklemiyordum. Döndüğüm anda şaşırdım. Orada duyuyordum, Türkiye'de resim satılmaya başlandı deniyor ve büyük miktarda satılıyor ve toplayıcısı var dedikleri zaman inanamadım. Ama gelip görünce hakikaten olağanüstü fark, çok büyük fark var eskiye göre. Bu çok sevindirici bir şey tabii.
Evet, özellikle modern ve çağdaş sanatın önemi ülkemizde anlaşıldı. Eskiden klasik eserler çok fazla rağbet görüyordu ama tüm dünyayla paralel ülkemizde rağbet görebiliyor. Burhan Doğan Çelebi'nin eseri 1 milyon dolara satıldı. Bunlar gerçekten sanatın yaygınlaşması adına çok güzel gelişmeler. Evet. Ben yine sizin çalışmalarınıza dönecek olursam, burada bir Marmara Denizi. Marmara Denizi görüyoruz. Gene eski dille ilgili büyük geçitlere ve çok tanınmış geçitlere dar ismini veriyorlar. Bu her dilde var aşağı yukarı. Çünkü her dilin kökeni aynı değil. Mesela İstanbul'un Dar-ı Saadet eski adı. Sküteri Yunanca bir isimdir ama darın söküldüğü yer, sökü darıdır. Dardanel mesela, o da dardan türeyen bir kelime. Cibraltar asıl dardır onun da, Cebeli Darık'tır. Yani bütün ülkelerdeki darla ilgili büyük geçitlere verilen isim dardır. Bu da aynı dilden geldiğini gösteren önemli bir coğrafik katkı diyelim veya. Burada da sanırım... Burada da benim oturduğum Ortaköy'den bir görünüş. Orada çok sevdiğim küçük İstanbul'un bir cihaz. İstanbul'un en güzel manzarası Ortaköy diyebiliriz. Galiba. Onun Ortaköy'ün çekici bir tarafı da var. Çok manevi canlısı yüksek. Oradan bir köşe. Defterdar İbrahim Paşa Camii. Çok şeyde çukurda kalmış, pek gözükmüyor ama minaresi ben buradayım diyor. O kadar güzel. Buradaki alanlarda biraz daha pastel tonlar çalışılmış gibi geldi. Yine mavi, yine renkli ama daha... Su